أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Psikoloji yapıyoruz. İnsanın meşrebi, bu çok önemli. Nereden çıkıyor? Meşrep, bu maşrapa var ya maşrapa, yani bardak. Kimisi kazanla alır sudan, kimisi bardakla alır, kimisi kovayla alır. Yani o kabın şekline meşrep denilir. Maşrap oradan gelmiş. Ha, kişinin karakteri, kişinin kişiliği. Buna meşrep deniliyor. Nereden kaynaklanıyor bu? Esun. Bir, ahvaline. İki, merakına. Üç, ihtiyaç hissetmesine zemin oluşturuyor bu. Yani kişinin meşrebi ne işe yarıyor? Yani meşrep. Benim huyum bu. Benim karakterim bu. Benim özelliğim bu vesaire. Yani bu meşrep nerelerde kullanılıyor? Ne işe yarıyor bu? Bir, ahvalini gösteriyor. Merakında kullanılıyor. Kişinin meşrebi mesela Risale-i Nur'un sosyoloji noktasında ilgisini çekiyor. Kimisi ilmi noktasında çekiyor. Kimisi tarihçe. Mesela öyle vakıflar var ki mesela ustadın kaç tane talebesi vardı? Gidiyor şeyi yapıyor. Ashab-ı Suffa'nın şu kadar şeyi vardı. 309 tane, 309 sene yaşadılar ya. Bilmiyorum kaç yüz tane, 300 tane. Ha, Ashab-ı Kehf. Onunla şey yapıyor. Resulullah'ın kaç tane yakını vardı aleyhissalatü vesselam. Mesela ustadın talebeleri kaç taneydi ona. Şimdi onlar neredeler, evliler, kaç çocuğu var vesaire. Adam bununla meşgul olan insanlar var. Veya bu sarık buna çıkmayan, Nikola Nikolaviç'e böyle diyen, mecliste şöyle gösteren, mesela benim hiç ilgimi çekmemiş. Yani külliyattaki şey. Kimisi mudafalar çok ilgisini çekmiş. Kimisi de Risale-i Nur'da ezberler yapıyor. Mesela benim yanında kaldığım abim, laikalarda hakimdir, Rüştü abi. Sosyoloji tarafı çok yüksekti. Dolayısıyla laikalara çok hakimdi, çok ama. Ve profesyonel çalışırdı. Böyle anlayışına bırakmazdı külliyatın anlayışını. Külliyattaki anlama seviyesini kendi anlayışına bırakmazdı Resul. Ne yapardı? Gider toplama yapardı. Mesela endişe. Bütün külliyatta geçen yerleri topla. Koy önüne. Yoksa böyle düşünüp de endişeyi yazma veya söyleme. Endişeleri oku. O anladıklarını, anladığın sayfayı da söyle. Kastamonu 196'dan şunu anladım. Lemalarda şunu anladım. Böylelikle bakardı. Benim o tarafım, Allah rahmet etsin, ondan geliyor. Yani o taraftaki merakım, yani özelliğim, tahkik. Fecma, havasa, makik, maniya, bi hayri tumime. Yani havasların topla, özelliklerini topla işte. Hayır bundadır diye Hazreti Ali'nin celcelitesine dediği gibi. Bu da tabi Zübeyir Abid'in geliyor. O da ustadın sirkatibi. Niye anlattım? Kişinin farklı farklı yaratılması Allah tarafındaki ismi halk etmek, bizim tarafımızdaki adı meşreptir. Ne işe yarayacak diye sorduk. Ahvalini oluşturuyor. Yani kişinin hal durumunu oluşturuyor. İki, merakına sebep oluyor. Üç, ihtiyaç hissetmesine sebep oluyor. Ona ihtiyaç hisseder, buna hissetmez. İnsanın ahvali ve meşrep bütünlüğü de ilim ve şuurunu oluşturur. Farklı, bir daha. Farklı farklı hakikatlerinde ortaya çıkmasına sebep oluyor. Sebebiyet veriyor. Mesela herkes senin gibi olsa Kur'an'ın ve dolayısıyla Risale-i Nur'un hakikatları tek boyutlu olurdu. Herkes aynı şeyi anlardı. Aynı mertebede anlardı bak. Herkes aynı şeyi aynı mertebede anlardı. Herkes aynı olsaydı aynı meşrep.
herkes aynı meşrepte olsaydı, herkes aynı şeyi aynı mertebede anlardı. Dolayısıyla hakikatin tenevvüne, hakikatin çeşitliliğine, meratibin çeşitliliğini ortaya çıkmazdı. Ha? Şimdi bak şimdi ahvalini dedik ya, bir de meşrebini. Bu çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kişinin ahvali var ya, halleri. Bir de meşrebi vardı, biraz önce anlattık meşrebi, yaratılış. Bu da neyi oluşturuyor? Bu insanın da ilim ve şuurunu oluşturur. Yani şuur seviyesini oluşturur. Leylim leylim adam. La kara lukara. Adam meşrebi, ring meşrep derler. Rüştü abinin tabiri midir bilmiyorum, nereden getirmiş. O söylerdi. Ring meşrep. Hafif meşrep yani. Namusunda duyarsız. Ahirete karşı duyarsız. Allah'a karşı duyarsız. Risale-i sadakatine karşı duyarsız. Din gidiyor, namus gidiyor, vatan gidiyor. Duyarsız. Duyarsız yani. Niye? Ring meşri. Fok balı. Fok balı. Hiç umurunda değil. Hiç umurunda değil. Bu neyi oluşturuyor? Bu nereden kaynaklanıyor? İnsanın ahvali ve meşrebinden kaynaklanıyor. Nesi? İlmi, kariyeri ve şuuru. İlmi ve şuuru ahvalinden ve meşrebinden çıkıyor. Arkadaşlar şu iki satır bir şey söylüyorum ama aylarca toplamanın ahval ve meşrep toplamasının hulasa edilişi bu. Değişebilir mi bu? He? Değişebilir mi bu? Tabii 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 değişebilir tabii. Bu benim okurken aldığım not. Hayır, insanın meşrebi değişebilir mi? Değişebiliyor. Değişebiliyor. Demin bir o fokaling meşrebinin ölçülerini bildi. Bakıyor bu tehlikeli hem dünya cihetinde hem ahiret cihetinde. Bunu değiştirmeye gidebilir yani. Rüştü abi bunun değişikliğini şeyden söylerdi. Merakını değiştirirse meşrebin değişir derdi. Ben ise şöyle derdim ve diyorum. Hayalini değiştir, meşrebini değiştirsin. Ama bazı temel şeyler var ki onlar hiç değişmez. Ahlak değişmez, meşrep değişir. Huyu değişmez. Ama yönü değişir. Baraj suyu vardır. İstersen onu bir anda açarsın, hak ile yeksan eder tarlaları veya kanal açarsın, hepsine faydalı olur. Huyu değişmez der Allah Resulü. Aleyhissalatü vesselam dedi ki, şu dağın yürüdüğünü duyarsanız, görürseniz inanınız ki hakikaten dağ yürüyor. Böylelikle mucize gösteriyor bir de. Ama kişinin ahlakının değiştiğini duyarsanız inanmayınız. Ama meşrebi değişir. Yani meşrebi, ahvali, merakı... Ahlakınızı güzelleştirin diye bir şey yok muydu abi? Ahlakınızı, bak, ahlak nedir biliyor musun? Hulukların cemidir, huyların cemidir. Ha, eğer ereğine, hakikatine, hedefine bağlarsan ahlakın güzelleşir. Yoksa ben ahlaklıyım. Tamam, herkes öyle diyor. Mesela Allah'a ve ahirete inanmayanın ahlak anlayışı dünyaya has olduğundan dolayı çalmak, çırpmak, zulmetmek normaldir. Onun ahlakında böyle bir şey yoktur. İnsanı öldürmek haram ne olsun? Şeye misal veriyorlar. Şimdi siz diyor vahşi canavarlar ahlaksız diyebilir misiniz diyor. Tabiatı da diyor paçalayacak. Dolayısıyla diyor bir kurdun, bir ayının ahlaksız olduğunu diyemezsiniz diyor. Bu adam diyen Avrupalı. Dolayısıyla çok tehlikeli bir cümle yani. Oysa hilkatin neticesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billah'tır diyor. Hilkatin neticesi fıtratın gayesi. 20. mektupta değil mi yok? Ha, hilkatla fıtratı ayırt ediyor. Evet. Çok farklı. Onun için mesela kafir Müslümanlar için tehlikeli değildir. Kafir olması lazım Müslümanı aktif ediyor ve canlı tutuyor. Tehlike münafıktır. Onun için Bakara suresinde 6 tane ayet kafirler hakkında varken onun 2 katı olan 12 tane ayet münafıklar hakkında var.
Sırf Bakara suresinde. Kafir, münafık, bir insanın münafık olabilmesi için bugün sordular yazılı. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Kaç tane madde gerekiyor ki bir insan münafık olsun? Bir tane sıfatı oldu mu münafık? Bilerek yapıyorsa, şuurlu yapıyorsa, ikaz edildiği halde münafıktır. Yani birkaç tane olmaya şart değil. Ya. Mesela temelde üç tane kavram söylüyor Allah Resulü. Risale-i Nur onu dörde, dört şekilde izah ediyor. Münafığın alametini diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Konuştuğu zaman yalan söyler. Emanete ihanet eder. Bir de sözünde durmaz. Risale'de nasıl geçiyordu Resul? Vicdansızdır. İtikatsızdır. Kalpsizdir. Muhammed Aleyhisselam aleyhindedir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbeti gözükürken aleyhindedir. Durup dururken aleyhinde olmaz. Aşağılar yani. Mesela peygamber der böyle, peygamberim ama onun ağzına şu yalanı koydular der. Yani peygamber, ya peygamber sizin gibi bir insandır ya. Peygamber 571'de doğdu, 632'de öldü. Ya diyor şu insanlara bakın diyor, peygamber kainatın çekirdeği diyor. Yani doğum tarihi belli diyor, bu nasıl kainatın çekirdeği olur diyor. Görüyor musun şu adamı? Peygamber anlayışını görüyor musunuz? Maddede izah ederse çıkamaz. Görüyor musun? Ya. Ona yardım et. Deniz. Benim tespitim buradan kalmıştı da. Veremez. Şimdi demek ki peygamberi neyle izah etmiş oluyor? Maddede, beşeriyette. Beşeriyette izah ediyor. Yani insanı donmuş enerji yığını, yani et parçası olarak görüyor. Doğumuyla ölümüyle konuşuyor. Öldü bitti diyor ya. Onun için öldüğü nasıl bittiyse sözleri de bitmiştir. Kur'an size yeter diyor. Oysa Allah Kur'an'da diyor ki bana itimadınız, sevginiz, itikadınız varsa Habibime ittiba ediniz diyor. Dediğim gibi yapın, yaptığım gibi yapın diyor. İşte münafık böyle oluyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam muhabbetini ya anlatırken arada itikat bozukluğunu sokar. Ve en büyük tehlike de içimizden ona taraftar olup seni itham ediyorlar. Seni bağnazlıkla, geçimsizlikle itham ediyorlar. Yani oysa tehlikeyi içimizde kurtları göstermemiz lazım. Eğer sen bu parmağı kesmesen kangren olup elini kesecek. Ümmet-i Muhammed için birileri çıkıp bu Ümmet-i Muhammed'in felahı ve salahı için buna münafık deyip rızk alması lazım. Rızk alması gerekiyor bu münafığı deşifre etmek için. Neyse geçelim şeye. Bak üç tane şey söyledik. İnsanın meşrebi ne şey etkiliyor? Ahvalini etkiliyor, merakını etkiliyor veya ben kendim şeyim, Rüştü abi merak diyordu, hayalini etkiliyor, ihtiyaç hissetmesini etkiliyor. Şimdi aşağı iniyorum Resul. İnsanın ahvali ve meşrebi ise onun ilmi ve şuurunu oluşturur. O bu adamın ilim ve şuuru ne yapar? Umumi Kur'an'dan fehm ve iktibas ettiği de kendisinin hususi Kur'an'ını oluşturur. İnce Mesnevi Nuriye 14 ve 140'tan çıkarttım. İlim ve şuurda nedir? Umumi Kur'an var ya bizim Kur'an. Umumi Kur'an'ı ilim ve şuurumuz umumi Kur'an'dan hususi Kur'an'ımızı oluşturur. Onun için benim Kur'an'ımla sizin Kur'an'ınız farklı. Anlattığımız Kur'an o. O Musaf. Ama kişilerin Kur'an'ı oku kitabını denince senin anladığın ve yaşadığın Kur'an denilecek. Konuyu değiştiriyorum. Harflerin farklılığı seni meşgul etmeden, hatta seslenmenin sesine bakmadan taşıdığı manayı gösterdiği gibi, yani Hasan okunuşu da sesi seni alakadar etmez. Kişiyi düşünürsün. Aynen bunun gibi de 4444 4444
kıymetinde olur. Yani kişilerin ittifak etmelerinde şekillerine, harflerine bakılmaz. Bütünlüklerinden ortaya çıkan şahsiyet maneviyesine bakılır. Mesela Hasan, H, A, S, A, N. Harfleri hayal ettiniz. Peki, sese benzeyecek mi bakalım? Hasan, ömründe ama hiç görmemiş. Şekil görmemiş. Adama dese ki Hasan sesini duysa, Hasan yazısını hayal edebilir mi? Edemez. Çünkü ses şekle benzemiyor. Değil? Bak, yazı sese benzemiyor. Farkı görüyor musunuz mesela? Kur'an okuduğunu okumayı biliyorsunuz hep. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bak sesim şeye benzemiyor yazıya. Elham. Bak. Ham. Harfe benziyor. Biri latif, biri kesif abi. Vesay. Bak ses, yazı arasındaki farkı düşünün. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Bu ne yapıyor bak? Benzemiyor değil mi? Sesim yazıya benzemiyor. Harf sese benzemediği gibi sesin içerisinde olan fikirler de sese benzemez. Fikirlerin içerisinde de olan kalbi hassalar, kalbi hissiyatlar, latifeler de fikirlere benzemez. Kalbin içerisinde bulunan ruh da kalbe benzemez. O ruhta bulunan ele de ruha benzemez. O ele de bulunan Allah da eleye benzemez. Mesela şöyle diyeyim mi? Alakasız yani. Mesela şöyle diyeyim. İki tane misal vereceğim. Veya birkaç tane. Size lazım olur. Allah kendisini öldürebilir mi? Komünistlerin attıkları soru. Ne kadar acayip bir soru. Allah Allah. Allah kendisini öldürebilirse ölmüştür. Ölüm bir Allah'tır. Ölmüş bitti. Kim diriltecek başka? Tuzağa düştük. Öldüremez. O zaman aciz. Ne dersen suç olacak. Soru yaz. Bak. Peki ne diyeceğim size? Diriltmek ve öldürmek, yani diri, var olmak ve yok olmak. Allah'ın sıfatlarındandır. Şimdi şöyle bir misal vereyim. Bu masayı yapan masadan önce değil midir? Bunu ben yapmışsam masadan önceyim. Peki ben yaptım diye masaya benzer miyim? Benzemez. Diriltme ve yok etme Allah'ın fiili. O fiili yapan zat fiilden öncedir. Fiiline benzemez ki. Şöyle diyeyim. Gece ve gündüz dünyadadır. Bu gece ve gündüze sebep olan, oluşturan güneş değil midir? Güneşin gece ve gündüzü var mı? Neresinde durun bakayım, gece var mıdır? He Musa? Yoktur. Peki. Başka bir gülünçte misal vereyim. İyi dinleyin ama. Bu bardak suya okyanusu boşaltsanız bu suyu ıslatabilir misiniz? Hayır. Niye? Su ıslanamaz. Niçin ıslanamaz biliyor musun? Islatan olduğu için. Allah da kimse diriltemez ve öldüremez. Çünkü dirilten ve öldüren olduğu için. Suyu kim ıslattı sorulamaz. Suyu kim ıslattı sorusunda şu var. Su aslında kuruydu da birisi ıslattı. Yani şuraya götürüyor. Sonsuzun sonunda ne var? Allah Allah! Mantık şu acayip soruya bakın. Sorunu sevsinler senin. Ne kadar mantıksız soru değil mi? Sonsuzun sonunda ne vardır? Hem sonsuz diyor. Hem sonsuz diyor. Hem son veriyor. Sonuna bir şey koyuyor. Ha? Şimdi gece ve gündüze sebep olan güneşin gece ve gündüzü var mıdır? Yaratan ve öldüren Allah olduğu için yaratma ve öldürme kendisinin fiilidir. Kendisiyle alakası yoktur. Güneş gibi. Islatmak suyun özelliğidir. Islatılmak değil.
Lokomotif çekmektir. Vagon çekilmektir. 10. vagonu 9 çeker, 9'u 8, 2, 1. Lokomotifi kim çeker değil, motorundandır o. Güneş her şeye ışık verir ama kendisi ışık kalmaz. Çünkü onun adı güneştir. Yani Allah'a insan gibi düşünüyor. Gece ve gündüz ne kadar mantıklı tabii ya. Hakikaten ya diriltebiliyor. Peki gece ve gündüz kimin özelliğidir? Güneşin. Güneşin gece ve gündüzü var mı? Islatma suyun özelliği. Onu kim ıslattı peki? Donanımındandır, ıslatılamaz. Bak bir damla suyu okyanus ıslatamaz. Çünkü niye? Islatan olduğu için ıslatılamaz. Ondan adı sudur. Eğer sen suya bu soruyu sorarsan bunu kim ıslattı? O zaman su deme, başka bir şey de. Çünkü hem su diyorsun hem kim ıslattı? Çünkü su deyince otomatik sıfatını kabul ediyorsun. Allah dediğin anda yaratılmadan yaratandır. Şimdi gele geleyim başa. Bu masayı yapan, iyi dinleyin bunu Arzu abi, bu çok önemli. Bu masayı yapan masadan öncedir, masaya benzemez. Masaya benzer mi? Yok. Zamanı ve mekanı yapanın zamandan ve mekandan önce olduğundan zamanı yoktur. Zaman olmayanın başı yoktur. Islatılamadığı gibi. Baş olmayınca doğuranı yoktur. Doğuranı yoksa lem yelit ve lem yulettir. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Bu kadar basit. Şimdi gelelim şeye. Şimdi Risale-i Nur'da dört tane kişi ittifak ederse, dört kişi, ne oluyor diyor, ne kadar kuvvet olur ondan? 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olur diyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki, örnek veriyor. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Harfleri dizin. Hiçbir değeri yoktur tek tek. Elif, ham, he, mim. Tek başına bir şey yok. Ama dizin yan yana. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Oldu. Tek tek düşünün. Olmaz. Ha, o zaman 4444 sayıya takılma. O 4004 yani 4 tane kişinin ittifakı nispetinde ortaya çıkarttıkları netice kastedilmiştir. Yoksa adam birbirine paştırmak değildir. Sordular da, peki nasıl, sıkıyor muyum sizi? Tamam. Elhamdülillah. İyi, sıkılmayın. Çünkü size malzeme veriyorum gençler ki yani böyle basit basit. En azından şu derste şunu anlayacaksınız. Yarın okula, yaz bitince okula gideceksiniz ya. Size soru soruldu, bir anda cevap veremediniz Mustafa. Ha, mutlaka cevabı vardır ama ben şu anda bilmiyorum. Onu diyeceksiniz. Mutlaka vardır. Çünkü biraz önce anlattığım örnekleri bilmiyordunuz. Ha, bildiniz. Ha, size bazı şeyler geldiği zaman bilmeyebilirsin. O şey değil, noksanlık değil. Ha, onu öğreneceksin. Öğrenince ha, gayet basitmiş. Mesela bak şimdi Musab şaşırdığını ben simandan görüyorum. Gece ve gündüz kime aittir? Güneşle mi, dünyaya mı? Yapan güneştir. Güneş yaptığı için gece ve gündüzü karşıya tesir etti. Aynı ettiği gibi dünyanın kanunuyla güneş ölçülür mü? O zaman güneşin de gece gündüzü vardır. Allah yarattığı için yaratılmıştır. Öldürdüğü için öldürülebilir gibidir. Su ıslattığı için o da ıslanabilir. Mantıksız soru. Zamanı yapanın zamanı yoktur. Zaman olmayanın başı olur mu? Başı yoktur. Zaman yoktur. O zaman doğum ölüm denilen bir keyfiyet onda olmaz. Bu kadar basit. Peki. Hani derler ya, boş silahı şeytan doldurur. Duydunuz mu bu kelimeyi? Şeytan doldurur. Boş silahı şeytan doldurur ama doğrultma derler. Ben ne yazdım biliyor musun? Buna devam ettim. Ben diyorum ki buna mukabil. Oysa boş kafayı şeytan doldurur. Tabancayı doldurmaz. Boş silahı şeytan doldurur derken doldurmuş da unutmuş adam. Adam ne? Aa, boştu gidip şeytan mermi koyar mı ona? Çünkü şeytan fiilin faili olamaz. Boş silahı şeytan dolduramaz. Adam doldurmuştur, unutmuştur. Ama bu kesin. Boş kafayı şeytan doldurur. Vesveseleriyle. Evet. Peki. Hayatta kimseye güvenmeyeceksin sözü
gavurların içimize soktuğu bir sözdür. Birbirimizi düşürecek sözdür. Ama kime iki defa güveneceğini bilmen lazım. Müslümanın özelliğidir. Allah Resulü diyor ki, bir delikten bir Müslüman iki defa ısırılmaz. Bakın, hayatta hiç kimseye güvenmeyeceksiniz sözü, gavurların, Müslümanların içerisine soktuğu sözdür. Ama bir Müslüman kime güveneceğini, kime iki defa güveneceğini bilmelidir. Hani var ya gavurların soktukları kelimelerden birkaç tane sayayım mı? Üzümüye bağını sorma. Haramdır. Bağını nasıl sorma? Başka? Bekle Allah. Bekle. Bak Allah bekle. İlahi yat. Gavurların soktuğu. Ali top at. Uyu uyu Ali uyu. Gavurların okulumuza soktuğu şey. Uyu ya. Çalışma yok. Yalan söylüyorsam Arap olayım. Allah Resulü diyor ki Arap'ı sevin. Zira ben Arap'ım. Kur'an Arapça, cennet lisanı Arapçadır. Diyor. Yalan söylüyorsam İsrail olayım. Yahudi olayım diye söyleyeceksin. Tamam. Başka? Siyah köpeğe Arap söylettirdiler bize. Arap, Arap, Arap. Peki. Abi ne olacak canım? Peki. Irak'tayız. Kuveyt'teyiz. Katar'dayız. Sarışın bir köpeğe Arap, hey Türk, 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 Türk. Ne yaparsınız? Köpeği çağırıyor. Söyle bakarsın, Allah Allah, bana mı çağırıyor? Aa, oradan geliyor, köpeği bağırıyor. Ne? Atların üstüne diyor. Peki Araplar ne yapması lazım size? Abi öldürür abi. Ya. Böyle yaptılar bize Yusuf'um. 13 yaşındasın değil mi tatlım? Mustafa sen? 16. Sen? 15. Sen Yasin? 20. Sen Muhammed? 16. Musab? 16. 16 buçuk. Sen? 20. Yasin 30? Tam 30 mu? Vay be. Peki. Devam ediyoruz. Konuşmak ihtiyaç olabilir. Konuşmak ihtiyaç olabilir. İhtiyaçtır konuşmak. Susmak ise bazen çok iyi bir cevaptır. Ben çok kullanıyorum bu silahı, inanın bana. Yurt dışında çok kullanıyorum. Mantıksız, aptalca sorulara böyle diyorum, bırakıyorum. Evet hocam. Ayet, el cevabul ahmakul es sükut. Ahmağa en güzel verilecek cevap sükuttur. Ayette şudur. Ve aliz anil cahili. Cahilde yüz çevir. İğraz et. Yüz çevir. Ama saf triktir. Birisi kafasına takmış, ona kendini yırt, izah et. Ama kasten yapıyorsa. Sakın ha, internetlere girip solcuların, dinsizlerin sorularına cevap vermeye kalkmayın, uğraşmayın. Dipsiz denizdir. Doğruları yapmanıza manidir. Hiçbir netice çıkmayacaktır. Masum ve mazlum eli uzatılacak kişilere ulaşmamak için, onları bulmamanız için, kendinizi yetiştirmemek için size kurulan tuzaktır. İhvan-ı Müslim bu tuzağa düşmüştür der Emirdan'da. İki sene meşgul edin. Sizi sorularla meşgul edecekler. Kendi öğrenmenize mani oldukları gibi masum insanlara, gençlere ulaşma zamanını bırakmayacaklar size. Bu bir tuzaktır. İnanın bana, hiçbir tane Facebook'larda, internette, şurada, burada, maillerde ben solcuların sorusuna cevap verdiğim vaka yoktur. Ve oralara zaten girmiyorum. Abi senin adına çalışan var, Nur dersi var, sana karar bilmem ne var. Arkadaşlar meşgul oluyor, bir tanesiyle işim yok. Benim zaten işim başımdan aşkım. Her soruya cevap vermiyor. Ama ciddi gelen, maillere gelen, özel gelen soruları, bizim arkadaşlar ciddiye aldıkları sorular geliyor. Ben de çaktırmadan, soruları zikretmeden burada cevapları zikrediyorum. Mesela Allah kendisini öldürebilir mi, diriltebilir mi gibi, yani bu basit şeyler. Anladınız mı? Sakın ha, solcuların sitelerinde şurada burada sorulara cevap yetiştirmeye sakın ha. Zaten oralarda ne işiniz var ama hasetten sana söylüyor. Yapma. Başka? Aynaya baktığında
aynaya baktığında orada gördüğünden şüphe etmediğin gibi aynaya bakıyorsun. Şüphe ediyor musunuz bunda? Şurada. Bu kim? Sen. Ben. Peki. Bunu görüyorsun değil mi bakınca? Yusuf. Bunu. Saçı niye bunun adamın saçını taramıyorsun da bunu tarıyorsun? Çünkü oradaki ayna. He? Çünkü oradaki yansıma. Ama gördün mü? Ha. Şimdi bak. Aynada baktığında ortaya, orada gördüğünde şüphe etmediğin gibi mevcudat aynasında ifade edilen mananın sahibinden de şüphe etme. Aynada gördüğün adamdan şüphe ediyor musun? Aynen. Benim değil mi? Şüphem yok. Hatta burayı saçımı düzeltiyorum. Şu mevcudat, bu da mevcudattır. Bu aynadır şu renk. Bu boyayı atan kör değildir. Ben de şüphe etme. Aynada gördüğünden şüphe etmediğin gibi ayna kimi gösteriyorsa ona aynaya bakıyorsun, seni gösteriyor. Şüphe ediyor musun? Bunlar da bir aynadır. Ölü topraktan diri çıkartan Allah haydır. Şekilsizden şekil veren Allah sanidir. Bu sipsiyah topraktan bu renkleri çıkartan Allah mulevindir. Renklendirir. O zaman mevcudat aynasında gördüğünüz renk özellikleri, renklerin sahibinden de şüphe etmeyiniz. Bana gözü veren kendisi kör değildir. Bana aklı veren akılsız değildir. Bana hayatı veren ölü değildir. Bana kulağı veren sağır değildir. Sağır olmaması lazım gibi. Ama Allah nasıl bir şey? Yusuf değil mi? Merak ediyoruz. Evet. Allah nasıl bir şey? Yani merak etmiyor musun? Heh, ona şöyle cevap vereceksin kendi kafana. Anne karnında ikiz düşün. İki tane çocuk var. Bir tanesi diyor ki ya duydun mu Mehmet? Efendim Ahmet? Anne varmış. Ne annesi lan? Nereden çıkarıyoruz? Vallahi biz annenin karnındaymışız ya. Allah Allah, ne annesi lan? Ya biz işte onda oluyormuşuz falan. Nerede? Şimdi içindeyiz. Ya nasıl bir şey anlatsana. Vallahi annemin gözü şöyle, saçı böyle, sesi böyle, karakteri böyle, huyu böyle. Tamam mı? Efendim şunlardan memnun olur. Rengi böyle. Diyebilirler mi? Hatta anne desin deseler inandırabilir misiniz? İnandıramazsınız. Biz de Allah'ın esmasında böyleyiz. Biz de Allah da böyleyiz. Sen anne karnındaki çocuğa ne kadar Allah'ı anlatırsan, ne kadar inandırabiliyorsan, bizim için de Allah böyledir. Ya bırak ya, anne varmış. Bizi çok seviyor lan. Lan neyi seviyor? Peki, orada bana bak, bizde göz var ha. Anlatabilir misiniz? Yok. Bizde kulak var ha. Sessiz anne karnında. Anlatamazsınız. Bizde ayak var ha. Anlatamazsınız. Ama elini sürüyor. Bilmez ki ayaktır. Ne zaman dünyaya geldiği zaman yürümesi gerekiyor. Aa vay be. Görecek. Vay. Ha göz buymuş yani. Duyacak. Kaliteliymiş ya bu ses. Ya, kaliteli bir şeymiş. Mesela bir tanesi size dese ki insanlığının ne kadar kaliteli insanlığını yükselt. Kaliteli insan ol. Kaliteli insan ne demek? 90 kilodan gelmeyeceksin kardeşim. 120 kilo geleceksin. O mu değil mi? Kalıplı adam kaliteli. Sıska adam, iskeletor imparatoru kalitesi adam. Olur mu? Kalite. Ha? Anlatamazsın. Yani maddede değil bunlar. Başka? Hatırlamak için hafızamız varken unutmak için bir cihazımız yok. Yok. Mümkün değil. Silemezsiniz. Siliremez. Abi ben bitkisel hayata girdim. Geçmişimi, menenjit hastalığı geçirdim. Geçmişimi unut. Sen öne çıkartamıyorsun. Dosyanda değil. Dosyayı açıp okuyamıyorsun. Oysa dosyada hepsi var. Mesela tövbe ettik. Allah ondan hesap sormaz. Ama bu yok edildi manasında değil. Hiçbir şey yok edilen. Bak, hatırlamak için cihazımız vardır. Ama yok etmek için cihaz yaratılmamıştır. Varlıkta vücut esastır demektir. Sana söylemiş oldum bunu. Varlıkta vücut esastır. Başka?
Bu da çok önemli Musab, bu çok önemli. Bak, senin alakadar ediyor beni ettiği için. Bunlar başkası için yazmamışım ha. Hep kendim için. Ben de paylaşıyorum. Beni tenkit edenleri tenkit etmeye zamanım yok. Çünkü beni sevenlerle meşgulüm. Abi senin için böyle diyorlar, abi böyle diyorlar, böyle dediler de ondan yazdım. Bu herhangi bir yerden almaya değildir ha. Bunlar hepsi şeyden çıkmış, okurken çıkarttığım veya gelen sorular vesaire. Ya ders yaparken ortaya çıkan manı, anladınız mı? Abi şöyle diyorlar, böyle diyorlar senin için. Desinler kardeş. Abi cevap, onlarla meşgul olmaya zamanım yok. Çünkü niye? Beni sevenleri sevmeyle meşgulüm. Beni tenkit edenleri tenkit etmeye ve kendimi verirsem, beni sevenleri sevmeye vaktim olmaz. Anladınız mı bunu? Birbirinize bakıyorsunuz ama zamanında anlarsınız. Eğer eşinizi, işinizi, öğretmeninizi, annenizi, babanızı, abilerinizi vesaire sevecek tarafları ile odaklanırsanız, tenkit edecek taraflarını göremezsiniz. Bir insan bir insanı tenkit edip eleştiriyorsa, ben bunu Allah için diyorum, onu sevmiyor demektir. Bu itikat boyutunda demiyorum, beşeri ilişkilerde kullanın. Adam Kur'an'ı inkar ediyor, peygamberi aşağılıyor çaktırmadan. O değil, buna geçerli değil. Başka, bazen cama atılan taş gibidir kelimeler. Karşındakinin ruh aynasını tuz buz edersin. Şuraya cam atsalar, cama taş atsalar. Tek cam olsa kar olur değil mi? Parça parça düşer Resul. Ama havalı çift cam olursa taş attıkları zaman ne olur cam? Tuz buz olur değil mi? Toz olur ya. Bazen taş yerine karşıki tarafın camı manasında olan ruhuna, camı manasında olan aklına ve şahsiyetine bir taş atıyorsun, bir kelam atıyorsun ki ya ben ne dedim ya? Tuz buz ediyorsun. Nedir o taş? Uslup, ifade. Mesela bak bir tanesini söyleyeyim. Bana bir soru sordun Resul, tamam mı? Ben de şöyle yapsam. Ne kadar cevap aşağılamak değil mi? Ağır bir cevap almış olurum. Çok korkunç. Hüsnü abiye demiştim ki, abi 15 sene yanında kaldım, bir defa bir gün izin bile vermedi. Bayram, seyran yok. 15 sene yanında kaldım, hiç hatırlamıyorum. Bir yere mezarlıklara gitmişsek hep kaçmışız gizli. Mezarlıklarda dolaşalım yani teneffüs. Ben bir defa 15 sene ana babamı gördüm, hatırlamıyorum. Vermedi. Dedim ki bir gün, işte abi ya bir iki gün köye gitmeye müsaade eder misin? Bak şimdi. Bakarız kardeş. Bak. Tamam. Bu sözde ne anlarız? Dur da bakacak. Tamam, sana haber gelecek. Bir hafta geldi, hiç ses yok. Bir hafta geçti ya. Sonra bir denk geldi yani, bir yemekte bir çay ikram ederken. Abi, denk getirdim yani, böyle tamam. Abi ya, bir iki gün verecektim. Tamam kardeş, bakacağız. Ha tamam yani, şimdi işimiz var demektir istediği, tamam mı? Bakacak, tamam. Sonra bir gün Ahmet abi şoförlüğünü yapıyor. Arkada oturuyor. Hiç unutmuyorum, bir takside 404 bir taksisi vardı, Peugeot. 404 beyaz. Orada ben de önde oturuyorum. Tamam mı? Öyle bir denk geldi. İçeri köye derse gidiyoruz. Hiç unutmuyorum. Boğaz Köprüsü'nden gideceğiz. Abi, bir izin verecektin. Bir iki gün. Ne dedi biliyor musun? Üçüncü kez dedi. Kardeş, biz tatili kabirde yapacağız. Ustatsa hizmet dokada meşgul ve tahsi var ya, matbaa elle çeviriyor. Mumlu kağıt yapıyor, bilmem ne yapıyor, polislerle uğraşıyor, mahkeme veriyor, içeriye katıyor. Risale-i Nur çıksın diye ustadı buradan İstanbul'a gidip ziyaret etmemiş, edememiş. Ustattan iki tane mektubu var, gelme demiş. Gelme, hizmete devam et. Şimdi bir şey söyleyeceğim, patlatacağım.
aklınız ve ölçülerinizi zorlayacak. Annesi öldü, İstanbul'dan Rize'ye gidemedi cenazesine. Abileri vardı. Ama o anda matbaadan elle dönüyor matbaa. Çünkü bir yere bastıramıyorsun. Çatılarda ve bu durumlarda elle çevirerek risale çıkartıyorlar. Ve onların başındaydı. Mürekkebin ve yazılmasında, tahsinde, çıkmasında, tahsinde onların başındaydı. Ve anasının cezasına gitmedi. Gidemedi. Ve anası gidemedi. İşte onların meyvesini, fedakarlıklarının meyvesini yiyoruz. Bak masada oturuyor. Dikkat ederseniz, şu anda hizmet adına bir rahatlık görüyorsanız, sizin adınıza sizden önce birisi bedel ödemiş. Siz de gelecek nesile bedel ödeyin. Dershane açacağız dedik, anons yaptık. Abi istina yok mu? Bu lafı dershanede çay içerken söyleseydin. Bu lafı tuvalette kullandığın kağıtlarda söyleseydin. Bu lafı dershanede yemeğe denk geldiğin zaman şey yapsaydı deseydi. İstine yok mu? Niye başkasını açtı dershanede o zaman okuyorsun? Ya menfaatımız olduğu zaman hemen sarılacak şeyimiz var. Oysa istina para istememek demek değildir. Veren nasıl verecektir, alan nasıl alacaktır demektir istina. Bu korkunç bir tespittir. İstememek değil, Allah Resulü'nün sünnetinde var. Yani böyle bir zaten, ha isteyen, yani alan nasıl alacak, veren nasıl verecek? %50 ona bakar, %50 ona bakar. Bu bina yapılmamışsa siz nerede oturacaktınız? Ey istinayı öne çıkarıp vurdum duymaz tembelliğinin kılıfını yapan kardeş, sana sesleniyor. Sen istina yok mu? Niye başkasının kurduğu binaya oturuyorsun, gelip ders dinliyorsun? Niçin başkasının aidat ödediği, sen mi ödüyorsun? İstina yok mu senin? O nasıl sana kadar geliyor? Nedir o istina? Allah nasıl alacak, veren nasıl verecek? Odur. İki yönlüdür. İstina, hizmeti durdurmak adına hiçbir şey yapmamak değildir. Ehillerine usulüne uygun hatırlatmaktır. Allah Resulü'nde var. Bu İslam ordusunu kim donatacak? Ben ya Resulallah dedi. Tamam. Yani istinaya baktığımız zaman bak emirden vesaire. Peki bu ne yapıyorum? Çaktırmadan çakıyorum gelen çakan sorulara. Çaktırmadan çakıyorum çakılan sorulara. Yani benim işim biraz da bu olduğu için. Yoksa benim dershaneler sizin için açıyoruz. Eletik parası sizin için yapıyoruz. Hanımların dershanesiniz. Sizin ananız bacınız için açıyoruz. Ne benim bacım var, ne anam var, ne de karım var. Sizin için açıyorum. Size yapmak istiyorum. Sizle ilgilenmek istiyor. Ya. Çünkü benim böyle bir şeyim. Benim hayvayım gitti, bay kaldı. Bundan sonra yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur. Zaten yapacaklarımı yaptım zaten. Böyle zaten. Çünkü kapasitem bu kadar. Belki daha fazla hak ediyorsunuz. Ben size hizmet etmeye söylemeye ama benim kapasitem bu kadar. Benim sermayem de bu kadar. Neyim varsa paylaşıyorum. Peki devam ediyorum. Yani niçin söyledim? Bazen cama atılan taş gibidir kelimelerin karşındakinin ruh aynasında tuz buz ettiğinin farkında mısın? Klavyenin başına geçiyor, hiç kimse görmüyor değil mi? Bilgisayarın karşısında internet paketle. Hasan, adam ol, adam, insan ol. Tamam dedi ama bu üslubu kullanma. Şimdi senin yanında kimse yok değil mi bu klavyenin yanında? Haşir meydanında bu klavye ile beraber seni öne götürecekler. Beni koyacaklar sana. Çünkü benim ruh aylamı tuz buz etti. Kul hakkıdır. Muzu yedin, kabuğunu camdan atmak kul hakkıdır, haramdır. Kul hakkıdır. Kanun aynıdır. Kırmızı ışıkta geçmek kul hakkıdır, haramdır. Nasıl?
Uçaktan düşmek şehit olduğu gibi. Resulullah zamanında uçak mı vardı? Allah Resulü ne diyor? Yüksekten düşen ölürse şehittir. Ha, uçak da yüksektir. Kanun aynıdır. Kanun bir silsiledir. Efal ve fiiller onunla bağlıdır. Aynıdır. Sıfat uyuyorsa fiil aynı hüküm alır. Ha? Başka? Yalan. Çok önemli bir şey bu. Yalan çok önemli bir şey. İşarticaz'dan bulduğum bir cümle. Harika bir cümle. Yalan, olmak istediklerini anlatmaktır. Ya bugün karşıma giderken birisi çıktı biliyor musun? Adam bir soru sordu, aldım onu. Baktım etrafta da sesim yükseldi, herkese de anlattım. Bu yalan ise niçin bunu ihtiyaç duyuyor? Böyle olmak istiyor da onun için söyledi. İhtiyaç duydu. Yalan aslında seni aldatmak için değil, olmak istediklerimizi söylemektir. Biraz kılıfını mı uydurdum? Yok. Çok ilginç bu. Psikoloji tespitim benim. Yalan, olmak istediklerini anlatmaktır. Başka? Üzdüğün kadar üzüleceksin, mutlu ettiğin kadar mutlu olacaksın, yarın sen. Ben huzurluyum. İnsanların huzurlu olması için bu dersleri yapıyorum. Benim mesela gittiğim yerde rızkım çok boldu biliyorsun değil mi? Çok ama akar gider yeme her şey. Acayip bir şey. Çünkü benim elim böyledir. Bak ben seviyorum, onun için seviliyor. Abi tenkit eden var. Resulullah da vardı ya. Ben seviyorum. İnan o kadar, en az o kadar seviliyor. Kesin. Dün birisi geldi dedim ya dün. Bak şuur dersine Yasin Metin diye bir kardeşin dersinde, sesli derste var. Çarşamba dersi. Orada anlattım. Şimdi kısaca anlatayım. Adam geldi tam 22 dakika sıkıntısını anlattı. 22 dakika. 22 dakika. Dün. Ne dedim biliyor musun? Çare ne biliyor musun? Benden çare aradı. Senin çaren sevmeyi becerememendir. Eğer insanları sevmeyi becerirsen hiçbir derdin yoktur. Çünkü sevilmediğinden şikayet ediyoruz. Doğru. Sebebi sevmediğindendir. Sevilmek isteyen ilk önce sevecektir. Allah bile şöyle yapmış. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Allah ilk önce sevdi, yarattı, sonra bize dedi ki beni sevin. Hürmet mi istiyorsunuz? Hürmet edeceksiniz. Değer verilmek mi istiyorsunuz? Değer vereceksiniz. Sevilmek mi istiyorsunuz? Seveceksiniz. Dışlanmamak mı istiyorsun? Dışlamayacaksın. Kucaklanmak mı istiyorsun? Kucaklayacaksın. İnan 22 dakika psikoloji sorunu ama acayipti Resul. Şuraya bile yazdım. Bak şuraya yazdım. Hey! Bakar mısın? Senin de bir derdin mi var? Başta altında yazdım. WhatsApp grubuma attım. Ne biliyor musun? Bir dostum derdi için bana geldi. Çaresi insanı sevmekti. Çünkü insanları sevmiyordu. Çünkü sevmeyi beceremiyordu. Sevmek bir kültür işidir. Bir donanım işidir. Bir beceridir. Bir malzeme ister. Eğitilmesi gerekiyor. At eğitene seyis derler. Köpek eğitene bilmiyorum ne diyorlar. At eğitildiği gibi, köpek eğitildiği gibi sevgi duygumuz da eğitilmesi lazım. Bak, çaresi insanı sevmekti. İnsanları sevmiyordu. Çaresi sevmekti ama sevmeyi beceremiyordu. Ama ben sevmeyi bilmiyorum dedi. Dedim ki senin çare sevmektir. Ne dedi biliyor musun? Esat dedi değil mi? Esat mı Esat mı? Esat. Esat. Bana dedi ki ama
Abi ben sevmeyi beceremiyorum dedi. Dedim ki severek sevgiyle sevilmeyi öğreneceğiz. Sevmeyi deneyeceğiz. İlk önce biz sevmeyi bırakmışız, nefreti öğrenmişiz. Tamam. Dur dursun dursun geçsin. Bak. Nefret ederek iyi dinleyin, geçecek yangın. Nefret ederek sevmeyi öğrenemezsiniz. Severek sevmeyi öğreneceksiniz. Size soruyorum, ben de dahil ama siz de geldiniz. Şu top sahasını durup dururken şu anda bir tur atabilir misiniz? Zor. Isınmak lazım. Evet, ısınmak. Ama benim için en az birkaç ay eğitim yapmam lazım. Oysa İstanbul atletizmciydim. Bakma öyle, İstanbul liseler arası dördüncüsüydüm atletizmde. Şimdi 52 yaşını bile koşuyorum ben. İstanbul'una dördün. Yani o kadizli yürürken de dizli yürüyorum. Dedim ki burayı dolaşabilmen için sahi eğitim alman lazım değil mi? Dedim ki nefret ederek sevgiyi öğrenemezsin. Hani şeye benzetiyorum. Güzel şeyleri konuşurken kendini kötü hissedemezsin. Birilerini aşağılarken, nefret ederken, tenkit ederken, kötü haber dinlerken kendini iyi hissedemediğin gibi. Bak bir şey anlatacağım da size. Ona geliyorum. Nefret ederek sevgiyi öğrenemezsin dedim. Eğer sen sevmeyi bir öğrenirsen, inan bana bütün dertlerin gidecek dedim. Sevilmediği için sevmeyi öğrenememiş, sevmeyi bilmiyordu. Bilmiyordu. Ve ister istemez şu soruyu sordum ona. Musa. Dedim ki sen çocuk esirgeme kurumunda mı yetiştin ki sevmeyi beceremiyorsun dediğim zaman ne dedi biliyor musun? Cemiyetin ondan farkı var mıdır dedi. Ben de ekledim ona. Sen ciddi bir hakikattan mahrumsun. Yani çocuk esirgeme kurumu binadır. Ama binalar içinde bir binadır. Ama sevgi olan binalar da var. Ha, bu cemiyet çocuk esirgeme kurumuna benziyorsa ama bu cemiyetin içinde cemiyet var, cemaat. Cemaatlara gitmemişsin. Var mı bağlı olduğun bir cemaat? Yok abi dedi. O zaman öğrenemezsin. Çünkü bir cemaat bir kuluçka yatağıdır. Yumurta sıcak bir ortamda gelişir. Sen ciddi bir hakikattan mahrumsun. Teslim olabileceğin bir cemaatin yoktur. Sonra devam ediyor. Mesela ona ait bir misal verdim. Ben dedim şimdi annem vefat etmiş ama hala Hasan değişik kulaklarıma çınlıyor. Sanki anne aynasında Hasan diyen o değildi. Nasıl ki hoparlör veya şimdi bu mesela bu adamı görmüyoruz. Hoparlörden ses çıksa, telefondan çıksa. Ha, annem hoparlör gibi sanki oradan Rahman konuşuyordu. Anneler böyle biliyor musunuz? Anne ekran, vitrin, hoparlör, oğlum ismini anışı Enes değişin. Sanki anne değil, etten çıkmıyor, et ve kemikten çıkmıyor. Sanki Rahman, sanki Rahim konuşuyor. Anadaki şefkat ete mi veriyorsunuz? Sanki kulaklarımda anamın Hasan deyişi seslenişi sanki anam değildi. Şimdi anlıyorum tabii. Değer vermemişim çünkü o zaman. Kardeşlerim, o zaman kardeşlerim Allah'ınızın, peygamberinizin, ustadınızın, davanızın, abi ve kardeşlerinizin, ablanızın ve kız kardeşlerinizin kıymetini bilin. Bunların yedekleri yoktur. İstepne lastik değildir. Ana lastik patlanınca takılacak değildir bu. Bunların yedekleri yoktur. Öldükten sonra bilsen ne olur? Ama biz öyle bir milletiz ki bazen
yani yeni nesil şu an, biz galiba ölüleri dirilerden daha çok seviyoruz. Ölünce kıymetini anlıyoruz. Öyle mi? O zaman şöyle bir çare buldum. Sevdiğin dostunu sevmek istiyorsan ne olur hayalen öldür. Ölmüş bir de sev bari. Mesela çok sevdiğiniz kişiyi kaç defa aradınız? Hiç. Peki ölmüş olsa belki de günde iki defa Allah rahmet etsin derdiniz. Niçin diriyken ona gidip ziyaret etmiyorsunuz? Niye bir hal hatır sormuyorsunuz? Bunu denedim ben dün devesi gün. Babamın amcasının çocuğu. Tabii 70 küsur yaşında. Bayramda aradım çıkaramadım. Aradım resul böyle yaptı. Dayı buyurun. Dayı dedim bulamadım seni. Yatsı namazının sünnetini kılıyordum. Sünneti kıldım. Kim aradı beni diye baktım. Sen kimsin? Ben Hasan Hoca. Hangi Hasan Hoca? Muammer'in oğlu Hasan Hoca. Bizim Hasan Hoca mı? Oğlum sen misin? Bir oturayım dedi. Durdu böyle baktım herhalde görmüyorum ama gözünü siliyordur. Seni de arayanı çok olsun. Seni de unutmasınlar. Oğlum beni çok duygulandırdı. Beni en çok arayan bir oğlum vardı. O öldü. Onun için zaten 6 ay önce. Beni kimse aramıyor. Beni nasıl hatırladın? Bilmiyorum ama öyle bir Allah ki hatırıma getirdi. O Allah'a diyor namaz kılıyordu. Öyle bir memnun oldu ki Esa. Ağla beni etkiledi 2 gün geçmiş. Ama telefonla çok konuştum, çok işi var. Etkilemedi ama bu etkiledi beni. Duraklaya herhalde erkekliğini çattırmadan ağlamasını hissettirmeyerek benimle konuşuyor. Yani biz insanlar öldükten sonra neyi kıymetini biliyoruz? E tamam madem öldükten sonra biliyoruz. O zaman hayalen öldürün onu. De ölü bilin ki arayın. Mesela sevdiğinizi kaç defa aradınız? Aramadınız. Ama ölmüş olsaydı günde 2 defa hatırlardınız. Mesela beni sevenler ya psikoloji bozukluğu için beni ararlar ya da iflas ettikleri için, işleri kötü gittiği için. Allah için birisi zor gelir. Eğitim için zor gelir. Görüyorsun. Abi biz seni görmeye geliyoruz. Söyle derdin neydi? Yok abi ya seni söyle. Ya tabii bir şey de soracağız abi. Aynı bir soru. Mesela, hadi bakalım. Şu sayfayı bitireyim de çarpayım. Varlık insanın gölgeleridir. Gölgelerinin peşine düşme yakalayamazsın. Başka? Bunlar dünya hayatı gölgelerindir. İnsanın aslından yapılmıştır. İnsanlar seni aldatmıyor. O abi herkes beni aldatıyor. Hayır. İnsanlar seni aldatmıyor. Yalnız sen yanlış insanlar üzerine hakikati kurmuşsun. Evet, kaynak. Başka? Gülümsemek karşıya giriş kapısıdır. Somurtkanlık ise aranıza duvar örmektir. Gibi böyle surat asmak. Biraz yapmakta da zorlanıyorum ama gülmeyi beceriyorum. Somurtmayı pek beceremiyorum. Çünkü kullanmak istemiyorum. Denenmesi bile iyi değil. Gereksiz eleştiri gizli takdirdir. Değiştiriyorum. Gereksiz eleştiri gizli takdirdir. Mesela bırak ya Hasan kardeş Hasan abi ya. Adam yani bir psikoloji şey yapıyor falan. Nur dersine. Gizli gizli dinliyor demektir. Çünkü tenkit %50'si gizli takdirdir. Yani senin yanında çocuğun hata yapar, evindeki çocuğun kıyameti koparırsın. Onun onda birini sokakta birisi yapsa, basit bir hata, şey 10 katını yapsa, hiç alaka duymasın. Sokaktaki bir insanın veya çocuğun dev hata yapıyor, alakasız. Evde ufak bir hata yapıyor, çocukta kıyameti koparıyorsun. Onu çok seviyorsun da kızmıyorsun, bunu sevmiyorsun da mı kızıyorsun? Hayır, sevdiğinden dolayıdır. Onun için tenkit gizli onaylamaktır. Beni tenkit edenleri seviyor.
Çünkü gizli onaylıyorlar demektir. Sen iyiliklerinle güçlenirsin, keşkelerinle tükenirsin. Keşke, keşke deseydim, keşke tükenirsin. İyilik yap, yüceleceksin. Hiçliğini bilmek galiba kaybedecek bir şeyi kalmamaktır düşüncelerinde. Başka? Eleştiri ve sevmeyi yaparken verilen bedel pahasızdır. Zahirde bedelsiz zannedildiği için çokça kullanılmıyor. Sevmek var ya, gülmek. Bedeli çok ağırdır. Çünkü Allah Resulü tebessüm sadakadandır demesi herhalde bu zorluğundan anlatıyordur. Çünkü gülebilmek için insan olman lazım. Hiç köpeğin güldüğünü gördünüz mü? diye kahkahata sığırda falan. Sığırı gördünüz mü? Sen gördün böyle gülen sığırı. Köpek var. Lan, demek ki gülebilmek ve karşıya tebessüm edebilmek insandandır. Somurtkalk, somurtmak hayvanlarda da var. Demeyeceğim, hayvanlıktır demeyeceğim. Hayvani bir özelliktir. Tamam mı? Yusuf'um. Yusuf'um, Yusuf'um. Allah Allah. Benim peşinde koştuğum dünyalıklara sahip çok mutsuz insanları gördüm. Onun için onların peşinde koşmuyorum. Abi niye evlenmeyi düşünmüyorsun? Abi ya para düşünmeyi hiç düşünmemiş misin? Yuva kurmayı hiç düşünmedin mi? Onlara verdiğim bir cevap vardı. Bir de okuyayım. Peşinde koşmak istediklerimi koşup ele geçirenlere baktım ki çoğusu mutsuz. Ben de ondan dolayı onların peşine koşmuyorum. Paranın mutlu ettiği insana nispeten batırdığı adam sayısı çok olduğundan paranın peşine koşmuyor. Ben bugün evlenmek isteseydim ve evlenmek istesem asla evime asit sokmazdım. Asit bütün yemekleri ve eşyaları bozan, eriten bir asit küpü, asittir. Ne demek abi? Çalışan kadın almak, eve asit sokmaktır. Hayatınızı zehir eder. Kendisini de zehir eder. İstisna var mıdır? Vardır ama o da sana denk gelir mi? İstisnası ben inanmıyorum. Ahmet Musab diyecek ki, ama ayrılanlar var, o ayrı. Karı koca beraber iken, bu zorunlu kalmışsa ki, ustad onaylamış, köylü kadınlar gibi, kendi nafakasını kendi çıkartan hanımlar gibi, izzetli, başkasını el açmayan. Ama karı kocadır, o memur, kadın çalışıyor. Çocuk nerede? Kreşte. Kreşe para ödüyor. Bir, maaşından düşür onu. İş yerine gittiği için her ay elbiseyi değiştirmesi lazım. Standart her gün olmaz. Oraya da verdiği aylık masrafı düşün. Gidip gelirken yolu düşün. Yemek parasını düşün. Aldığı, kazandığı para kreşe verdiği ve kendisine harcadığı parayla aynı. O zaman kreşe de verme, o parayı da kazanma, çocuğunu sen bak. Değil mi? Abi geçinemiyoruz. Geçinebildiğin zaman evlen. Çingenelik yok. Dilencilik yok. Usta diyor çingenelik. Sen geçinebileceğin zaman evlenirsin. Kimseyi zor duruma sok. Nafaka Allah erkeği yükler. Tenkit edecekler bir sürü. Et kardeş. Et böyle takkiye de koyarım ben. O Allah razı olsun. Güzel örmüş bunu. Abi tenkit ediyoruz. Aa yiyormuş ya. Hakikaten güzel. Bak konu o değil. Hemen konuyu değiştirdim. Konuyu üzerime alma. Abi ne biçim ders yapıyorsun? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yazın beyaz girmek iyidir. Niye? Çünkü ben ekliyorum niye? Güneş ışınlarını dışarıya vurur. Siyah giyerseniz içeri ısıtır. Abi ben dersten bahsediyorum ya. Ne beyaz gömlek giymekten bahsediyorsun? Ha öyle yapacaksınız. Alakasız adamlara, alakasız sorularına, alakasız mevzu atmaktır.
Abi ne biçim ders yapıyorsun, ne biçim anlatıyorsun ya? Bak kardeş, cevabıma bak. Beyaz giymek yazın çok rahatlatır insan. Sakın 5 liraya gömlek alıp petrol ofis almayın. Bir tane pamuk gibi alın, 50 lira ver. Ama bir tane al. Lan ben ne biçim ders yapıyorsun soruyorum senin, ne gömlekten? Bak, siyah giyme. Sakın annenizi babanızı uygulamayın. Çıldırtır çünkü bu. İpini kopartır saldırır bak. İp demek duygu demek. Duygularını aşar, çakar. Keşke benim annem de sağ olsa da çaksaydı. Evet. Üç tane cümlem kaldı. İnsanın en harika konuşmasını gözleriyle yaparlar ama kimse farkında değil. En harika konuşmayı gözleriyle yapar ama kimse farkında değil. Başka. Garip değil mi? Öleceğini bile bile ölüme direnmek ve hiç hatıra getirmeden planlar yapmak. %100 öleceği kale almamak. Bir şey muvaffak olmak ihtimaldir, onun peşine koşmak. Ölümü hiç kale almamak. Garip değil mi? Son iki cümle. Aldattı mı bir kere seni, artık onu doğrularından da şüphe etmeye başlarsın. Musa beni bir kere aldattın mı? İsa. Artık senin doğrularında var ya, ondan da şüphe etmeye başlarım. Bir dostumun umulmadık bir vefasızlığını gördüm. Ustad da aynı lemalarda diyor. Artık bütün o bana söyledikleri doğruları da sorgulamaya başladım biliyor musun? Sonra dur dedim. Dur. Kaleme dedim ki dur. Bir yanlışından dolayı bütün doğrularını da sorguluyorsun lan. Efendi o. Ve durdurdum. Sakın yapmayın. Son cümle. Sakın okyanus yolculuğunda sandal ile yola çıkmayın. Drip notu hazırla. Okyanusa çıkarken kürekle çalışan var ya sandal. Sakın sandalla yola çıkmayın. Drip not. 500 bin tonluk, 300 bin tonluk gemi hazırlayın. Ne demek istiyorum? Ölümü bayılmak mı zannediyorsunuz? Kaza namazınız duruyor. Oruç borcunuz duruyor. Namaza başlamamış. Televizyon kırla gidiyor. Haram videolar seyrediyorsunuz. Peki bu şekilde hayat geçiyorsa ki haşa. Örnek için söylüyorum size. Zaten öyle bir şey olsa burada olmazsınız. Namazınız var diye. Namaz yok. Oruç yok. Helal haram kavramı yok. Be kardeşim nereye gidiyoruz? Nereye yelken açıyorsun? Ölümü sen bayılmak mı zannettin? Dönüşü olmayan bir maceraya gidiyoruz. Farkında mısın? Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.